Sevgili Yön Medya izleyicileri, Bir Yönün Gündemi programından daha merhabalar. Bugün sevgili Hasan Subaşı ile birlikte 2021 yılı ve Aleviler konusunu değerlendireceğiz. Bir yıl daha, yaklaşık iki hafta sonra geride bırakıyoruz. 2021 yılını geride bırakıyoruz. Acısı, tatlısı, sevinci ve hüzünleriyle 2021 yılı Alevilerde ne bıraktı ve geleceğe nasıl bir hazırlık var? Bunu değerlendireceğiz. Sayın Hasan Subaşı ile birlikte. Sayın Subaşı, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Kabakçı. Evet, bugün biliyorsunuz konumuz 2021 yılı ve Aleviler. 2021 yılında Aleviler kurumsal olarak, bireysel olarak, toplum olarak, kitle olarak ne yaptılar, nerelerde bulundular, ne gibi haklar elde edindiler, nelerin mücadelelerini verdiler. Bugün bunu değerlendireceğiz. Buyurun, mikrofon sizde. Sevgili izleyiciler, Yön Medya izleyicileri, Mesut arkadaşımızın, yoldaşımızın amcasının oğlu İsmail Kabatçı bundan birkaç hafta önce Hakk'a yürüdü. Işıklar içinde uyusun. Tüm Kabatçı ailesine bir kez daha başsağlığı diliyoruz ve Kabatçı ailesinin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Sevgili Kabatçı, tabii 2021 yılını bir bütün olarak ele alıp her yönden anlatmak mümkün değil. Aleviler açısından. Bir programa sığmaz en evet, azından. Evet, bir programa sığmaz. Emekçiler, ilerici demokratik güçler açısından 2021 yılındaki önemli gelişmelere değineceğiz. Hem Türkiye hem Avrupa boyutunuysa Türkiye'den başlayalım. Tabii, önemli gelişmelere değineceğiz ve kesitler şeklinde evet. Ele alacağız. 2021 yılı da pandemiden dolayı yalnız Türkiye'de, Avrupa'da değil, dünyanın dört bir tarafında insanlık ciddi sıkıntılar yaşadı. İnsanlıkla birlikte emekçiler, Aleviler, ilerici demokratik güçler de bu sıkıntılardan, bu sorunlardan kendine düşen payı aldılar. Ve gerçekten de gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksullaşma, 2021 yılında tüm dünyada tavan yaptı. Dünyanın Türkiye'sinde ise yoksullaşma çok büyüdü ve bir açlık ordusu gelişmeye başladı. Yani insanlar pazarlardan, semt pazarlarından akşam üzeri işte o artık yiyecekleri, sebzeleri, meyveleri toplamaya başladılar. Yoksulluk alabildiğine Türkiye'de ya da Türkiye'ye benzer ülkelerde alabildiğine gelişti. Yani kendi ülkemiz üzerine değerlendirmeler yapacağımızdan dolayı daha çok orada duracağız. İşte içinde olduğumuz süreçte bir asgari ücret tartışmaları evet. Da var. Mecliste bütçe görüşülüyor 2022 yılının. Burada da asgari ücret 4200 lira mı olsun, 3500 lira mı olsun ya da 5200 lira mı olsun şeklinde tartışmalar var. DİSK ve ona benzer devrimci demokratik sandıkaların talepleri 5200 lira, en az 5200 lira olması. İşte ki bu da karşılamıyor. Yani. Karşılamıyor. Türküş gibi böyle sarı sandıkalar daha 4000 civarında, o civarlarda dolaşıyorlar. Patronları ve patronları destekleyen AKP iktidarı da 3500'den 4200 arasında gidip geliyor. Yani bu kadar yoksulluğun, safeletin, açlığın geliştiği noktada Diyanet'e 7 bakanlığın bütçesi kadar bütçe ayıran bir AKP iktidarı var. Gerçekten alabildiğini, adaletsizliği, haksızlığı gösteren bir tablo. Yani Diyanet'e 7 bakanlığın bütçesini ver ama emekçiye de şeyi dayat. Yani 4000 lirayla, 3500 lirayla ya da 4200 lirayla geçin şeklinde bir dayatmada bulun. Burada adaleti de bırak, gerçekten aklak yok. Müthiş bir aklaksızlık. Yani 5 kişilik bir aile nasıl geçinecek parayla? Bir de kirada oturduğunu evet. Düşünelim. Şimdi böyle bir Türkiye gerçeğine 2021'in sonuna doğru gelirken karşı karşıyayız. Türkiye'nin dört bir yanında bu son dönemlerde bir barınamıyoruz eylemleri var. Yurtlar alabildiğine tarikatların eline geçmiş. Tarikatlar o yurtlarda dindar nesil yetiştiriyor. Oyra gitmeyen ilerici demokrat Alevi öğrenciler de şu an ciddi düzeyde barınma sorunu yaşıyorlar. Barınma hakkı, yurt hakkı için eylem yaptıklarında da polis engelleriyle karşılaşıyor. Joplanıyorlar sokaklarda. Mahkemelerde yargılanıyorlar. Yargılanıyorlar ve bir ara bu eylemlerin yaygın bir şekilde sürdüğü dönemde
günlerce insan, o öğrenciler sokaklarda yattı. Ve Aleviler o noktada Türkiye'deki Alevi örgütlenmesi, cemevlerimiz olumlu bir dayanışmayı sergiledi öğrencilere karşı. Yani tüm cemevlerin, Pir Sultan başta olmak üzere öbür Alevi örgütleri de cemevlerinin kapısını öğrencilere açarak öğrencilerin bu haklı direnişinin yanında oldular. Ciddi bir şekilde öğrencilerinin dayanışma içine girdiler. Ondan önce işte Boğaziçi'nde bir yaşanan bir durum vardı. Yine öğrenci cephesinden ODTÜ'de yine eğitimle ilgili rektörlerin atanmasına karşı öğrencilerin eylemleri vardı. Yani demokratik, bilimsel, laik eğitim, işte demokratik üniversite hakkı noktasında öğrenciler ciddi bir şekilde mücadele ettiler. 2021 yılında en ciddi, en etkili mücadele, hatta toplumu şekillendiren, toplumu harekete geçiren eylemsellikten birini öğrenciler hayata geçirdi üniversitelerde. AKP, MHP iktidarına karşı hak hukuk mücadelesi verme noktasında yaygın eylemselliklerden birini hayata geçiren de kadın hareketi. İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılmasından birlikte kadın hareketi sürekli bir eylemselliğin içine girdi. Ciddi düzeyde kitle eylemler yaptı, ses getiren eylemler yaptı ve daha eylemler gücünden, hızından hiçbir şey kaybetmemiş. İlk başladığı noktadaki gibi kitlesel şekilde sürüyor. Şimdi bu iki damardan gelişen bir şey var. Üçüncü damar emekçi ekseninde gelişti. Direniş noktasında işte işten çıkartmalara, sendikalaştırmaya karşı emek hareketi, sendikaların alanlarda bir uzun süreli direnişleri vardı. Ve bunlar 10. 11. 12. ayda mitinglere dönüştü. İşte bundan önce Maltepe mitingi vardı, son Kartal mitingi vardı, evet, Diskin, on binlerin katıldığı, emekçilerin, yine Keskin, Kadıköy'de var, örgütlediği mitingler var. Ve bu mitingler yani birkaç yerin aslında kalan mitingler değil, ülkenin değişik yerlerinde planlı bir şekilde yapılıyor. Bu mitinglerde de yani asgari ücret talebi, temel talep olmasıyla beraber iş etmek talebi, aynı zamanda hükümet istifa sloganlarının da yükseldiğini görüyoruz. Gerçekten Türkiye'nin her tarafında, aşağı yukarı yani bir 30-40 ilinde çok yaygın ve güçlü şekilde bunlar yapıldı. Bu eylemler birkaç gün devam etti. Çok ciddi düzeyde AKP bundan rahatsız oldu. Hemen yeni bir gezimi tezgahlanıyor tırnak içinde onların söyleminden dile getirsem. Bu tür söylemlere sarılmaya başladılar. Yani tüm AKP'nin o baskı, zulümü, teslim alma politikalarına da yatmalarına rağmen hiç de Türkiye halkları, öğrenci gençliği, kadın hareketi, emek güçleri, ilerici demokratik kesimler AKP'nin bu baskı politikaları karşısında boyun eğmediler. Tam aksine oldukları yerden tutunarak gerçekten haklıklarından aldıkları güçle hep direnmeye çalıştılar. Bu direnişin çapı neydi, ne kadar kitleselleşti bunlar başka tartışmalar. Ama o dayatmalara karşı böyle bir dik duruş vardı, bir direniş zemininde, direniş ekseninde hareket etme vardı. Bu çok olumluydu. Umut gerçekten bu güçlerde ve buradaki temel sorun da ki Alev hareketi bu son yapılan işte hükümet istifa eylemlerinin içinde oldu. Aleviler de oldu, Alev gençler de oldu. 2022'nin başında böyle çok fazla zaman kaybetmeden umarım direniş ekseninde olan değişim isteyen, hükümet istifa diyen tüm kesimler 2022'nin başında bu istemlerini ete kemin büründürecek, gerçekten birleşik mücadele iktidarı bir an önce gönderecek bir birliği sağlayabilirler. Bu çok önemli Türkiye hakları açısından. Yani yeni Türkiye'yi, laik demokratik Türkiye'ye ancak direniş eksenindeki güçler kurabilirler. Buna yönelmek lazım. Bu umudu büyütmek lazım. Aleviler açısından meseleye yaklaştığımızda Alev hareketi bir yönüyle bu pandemiden dolayı çok alanlarda kitlesel bir mücadele yürütemedi. Yani zaten
2021 yılının başlarında yaygın bir şekilde sokaklara çıkma, sokaklarda eylem yapma falan ortam yoktu. Yani pandemiden dolayı yaşanan kısıtlanmalar, yasaklar vardı. Hatta kurumlar açık değildi. Yani cemevler açık değildi. Bu Türkiye'de de böyleydi. Avrupa'da da böyleydi. Yani Yunan'ın her tarafında böyle bir durum vardı. Çok hiçbir yerde, Yunan'ın hiçbir yerinde yani ilk dönemde, 2021 yılının ilk aylarında hatta ilk yarısında bu yönde eylemler falan yapma mümkün değildi. Yani çıkıp sokaklarda hak, özgürlük eylemleri sürdürme mümkün değildi. Bu genel olarak Yunan'da yaşanan bir durumdu. Buradan da Alev hareketi de kendine düşen payı aldı. Cemevlerini açamadı, kurumları açamadı. Talepleri noktasında sokaklarda eylem yapamadı. Ama şeye doğru, yani Mayıs'la beraber bir hareketlenme başladı. Dünya'da başladı ve dünyanın Türkiye'sinde de bir yumuşama vardı. Bu hareketlenme başladı. Evet, pandemi tedbirlerinde bir yumuşamanın ortaya çıkmasıyla beraber hem dünyada hem de Türkiye'de de yaygın bir şekilde 1 Mayıs gösterileri yapıldı. 1 Mayıs kutlamaları yapıldı. Aleviler de görünür bir şekilde 1 Mayıs'ta şey ettiler. Özellikle yerlerini aldılar. Evet, pankartlarıyla falan katıldı bu gösterilere. Hacıbek'te işte başı açık yalınlayak bir yürüyüş oldu. Dergahlarımızı bize iade edin. Dergahlarımızdaki işgala son verin. Yürüyüşü Aleviler açısından çok değerli ve anlamlı önemliydi. Bir eylemdi aynı zamanda. Sertçeşme dediğimiz, Alevilerin inanç merkezi dediğimiz, her yıl işte Türkiye'nin her tarafından gelip orada Hacı Bektaş Şehitleri'ne karşılaştığımız o dergahı niye işgal altından kurtaramıyoruz? O dergahımıza niye turist Ömer gibi girme zorunda kalıyoruz? Daha düne kadar, yakın bir zamana kadar dergaha parayla giriyordu. Bir direnişle beraber ondan vazgeçtiler ama dergah şu an Alevilerin elinde değil. Dergah AKP iktidarının elinde. Vakıfta. Evet. Devletin elinde ve o noktada Sertçeşme dediğimiz, inanç merkezimiz dediğimiz bu dergahındaki işgala son verilme amacıyla yapılan eylem doğru bir eylemdi. Talep doğru bir talepti. Ama istenilen düzeyde bir katılım olmadı. Sivas, Çorum buralara gidildi zaten diye gidilmesi gereken şeylerde. Hacıbek'te işte iyi bir hamle yapıldı. Ama bu kitlelerle bütünleştirilemedi. Yani kitleselleştirilemedi bu eylem. Böyle bir durum var. Buyur bir şey soracaktım. Peki evet. Sayın Subaşı, Alevi örgütlerinin bu anlamda kitleyle buluşturamadığı etkinlikleri genelde basın açıklamalarıyla geçiştirdi, bildirilerle geçiştirdi. Fakat akabinde sonbaharda biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde bir festival düzenlendi. O festivalde 2021 yılının Birleşmiş Milletler'in UNESCO'nun Hacı Bektaş Veli Yılı ve Yunus Emre Yılı ilan etmesiyle orada bir büyük bir festival etkinlendi ve güzel de bir festival oldu. Gayet de güzeldi ve organize bir şekildeydi ki Alevi örgütleri bunu maddi anlamda da zaten başaramazlardı. Fakat kitleyi bir şekilde oraya yığdılar. Alevi örgütleri de bu kitleyi uzun zamandır bir araya getiremiyordu. Yani buradaki bu tezatı da anlatabilir misiniz? Aynı zamanda da bu festivali değerlendirebilir misiniz? Yani Aleviler neden örgütleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi belki maddi anlamda onu başarabiliyor ama kitle anlamında Aleviler neden kitleleri alanlara yığamıyor? Bu festivalde onu gördük. Bayağı da 3 gün süren festivalde de yoğun bir katılım vardı. Aleviler 500 bin kişiyi de alanlara çıkarttılar. Evet. Çıkartamıyor değil. Son dönem. Tabii Alevi hareketi çıkarttı. İzmir'de de çıkarttı 100 binleri. Kadıköy'de de şeydi. İstediğin de sapma olmadığında, anlayışta sakatlıklar meydana gelmediğinde, kitlesel mücadele tarzından vazgeçilmediği noktada yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İmamoğlu'nun başında olduğu belediyenin öncülüğünde yapılan ama Aleviler açısından da gerçekten mükemmeldi. Ve Alevi örgütlenmeleri de o noktada hiçbir soru çıkartmadan desteklediler. Çünkü doğru bir anlayışla yapıldı. Yani Alevi hareketini dışlayan, Alevi hareketinin bir kesimini alıp öbür kesimini dışarıda bırakan bir anlayışla yapılmadı. Alevi hareketiyle birlikte örgütlendi. Alevilerle birlikte örgütlendi. Alevilerin içinde kaç renk, kaç ton, kaç kesim varsa hepsinin buluşuldu, hepsinin görüşüldü, hepsinin konuşup oturarak onların görüşleri de alınarak ve gerçekten planlanmaya onların istemleri de koyularak festivalin şeyine
Bu gerçekleşti. Avrupa da bunun içindeydi. Yani şöyle bir şey değildi. Bir belediye ben yapıyorum Hacı Bektaş Anması, Aleviler, Alevi örgütleri buyurun siz de gelin anlayışına yapılan bir etkinlik değildi. Bedrettince bir anlayışına yapılan bir etkinlikti. Bundan dolayı da danışma ve dayanışma üzerine oluşturulan, bu noktada planlanan ve bu anlayışla harekete bu anlayışla pratikleştirilen o festival ses getiren bir festival oldu. Alevi toplumu orada tekrar kendi kitle gücünü gördü. Geleceğe daha bir umutla bakmaya başladı. Ve Alevi hareketinin tüm bölükleri de orada kendi üzerlerine düşenlerini yaptılar. Avrupa'da dahil. Türkiye'deki Çem Vakfı'ndan tut Pir Sultan'a kadar, işte Hacı Bektaş Vakfı'ndan tut Alevi Kültür Derneklerine kadar, yani Alevi hareketin tüm renkleri orada üzerine düşeni yaptılar ve varlıkta gösterdiler. Alevi aydınları sürecin içine katıldı, sanatçılar katıldı. Yani bir komple yönelim olduğundan dolayı o Bedrettin'de danışma ve dayanışma mantığıyla yapılan bu etkinlik çok doğru bir etkinlikti. Ses getiren bir etkinlik oldu, kitlesel bir etkinlik oldu, nitelikli bir etkinlik oldu. Yapılan paneller, oradaki o tartışmalar, bunların hepsine baktığımızda gerçekten her yönünden olumluydu. Ben kendi açımdan çok eleştirilecek bir yönünü bulmuyorum. Eksikler, gedikler olabilir ufak tefek. Meseleyi oradan bakmamak lazım. Ve şu açıdan da çok önemliydi. Evet, İstanbul Belediyesi önemli bir adım attı. Bu bir biçimde de belki Türkiye tarihinde bir ilk de diyebiliriz. O anlamda çok önemli. Etkinliğin çapı açısından, büyüklüğü açısından. Her tarafta gerçekten belediyelerle konuşup buna benzer. Ama Alevilere yani, dayatmadan, Alevilere danışılarak. Aynı anlayıştan bu tür etkinliklerin belediyelerle beraber yapılmasını önemseyip ve yapmak gerekiyor. Yani süreklilik kazandırmak gerekiyor. Aslında işte yan yana duruş, bu AKP, BP blokuna karşı, işte layık, demokratik bir Türkiye şiarı etrafında bir araya gelme açısından da bu etkinlik önemliydi. Ve Hacı Bektaş gibi, Yunus Emre gibi Alevileri gelenlerin, önderlerin, pirlerinin bu şekilde, görkemli bir şekilde anılması, yine bu etkinliğin canlı yayınlarından Türkiye'nin dört bir yanında izlenmesi Alevi toplumu açısından önemli gelişmeydi. Alevi hareketi de orada birlik, dirlik içinde davranarak olgunluğunu ortaya koymuş oldu. Bizde bazen şunlar olur, ufak şeylerde fırtına koparacak tartışmaların içine gireriz. Ama orada olgunlaşmış bir Alevi hareketi gerçeğini de gördük. Bu da çok önemli. İyi, güzel, İstanbul'da, İstanbul Belediyesi'nin öncülüğünde bu gerçekleştirdi. Biz peki niye böyle bir kitlesel etkinlik yapamadık? Yani başka bir yerde, yani İzmir'de niye yapamadık? Evet. İşte Mersin'de buna benzer bir şeyi niye yapamadık? Ya da Dersim, Kızılbaş, Alevlerin çok önemli bir kent. Ocaklarımızın bulunduğu, dergahlarımızın bulunduğu bir yer. Buradan niye yapamadık? Ya da Serçeşme'nin dergahının olduğu yerde. Gerçekten yani on binleri toplayarak niye böyle bir etkinlik yapamadık? Yani neden hep belediyelerden bekliyoruz? Hayır, yani niye yapmadık ya da yapamadık? Bu da çok önemli. Yani şu örneğin olabilirdi. Aptal Musa'da, Hubiyer Sultan'da, Hacı Bektaş'ta, Dersim'de, işte Maraş'ta bu Elif Ana'nın olduğu, türbenin olduğu yerde, önemli Alevi türbelerin, dergahların olduğu yerde çok kitlesel, on binlerin gerçekten mesela katılacağı. Mesela Sivas Bağnaz'da, Pir Sultan'da olabilir. Evet, Pir Sultan'ın, Bağnaz'da Pir Sultan olduğu yerde on binlerle gerçekten Pir Hünkar Hacı Bektaş'ı, ama bu UNESCO'nun 2021 yılında Yunus Emre Hacı Bektaş yılı ilan etme kararına bu şekilde karşılık verebilirdik. Bu kararın için gerçekten bu şekilde doldurabilirdik. Bundan da uzak durduk. Yani İstanbul Belediyesi yaptı, tamam dedik. Tamam. Her ulustan yazarları, bilim insanlarını, inanç önderlerini toplayarak, bu Vatikan olabilirdi, New York olabilirdi, dünyanın başka bir yeri olabilirdi, önemli merkezlerinde ya da Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun bir biriminde Alevi örgütleri olarak etkinlik yapmayı talep ederdik. En azından bu
etkinliği yapma talebimizin kabul edilmesi için müzayedeler yapabilirdik, girişimler de bulunabilirdik. Bu çok iyi bir karşılık olabildi. Benim bildiğim kadar o yönlü bir şey de yok. Mesela düşün ki Alevi örgütleri toplamışlar UNESCO'nun bir biriminde, bir yerinde, Cenerve'de Pir Hünkar Hacı Bektaş'ı anıyorlar. Bu Alman Karal doğrultusunda. Ve dünyanın dört bir yanından yazarlar gelmiş, bilim insanları gelmiş, sanatçılar gelmiş, inanç temsilcileri gelmiş, din adamları gelmiş. Onlar Hacı Bektaş'la ilgili sunumlar yapıyorlar. Semah dönülüyor pirin aşkına, deyişler okunuyor. Bunun UNESCO'nun işte bir merkezinde örneğin Cenerve'de yapıldığını düşün. Bu başka bir ses getirirdi. Peki Sayın Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu UNESCO Festivali bir kısmı Alevilerde de bir anlamda da bir hava uyandırdı. Bir umut havası uyandırdı. Yani bir orada bir tekrar bir umut yeşerdi. Fakat hemen akabinde çok kısa bir süre sonra bir Isparta durumu var. Biliyorsunuz Isparta'da bir cemevi açılışı var. O cemevi açılışında devletin valisinin ve belediye başkanının Alevilere bir dayatması var. İşi çimento ve beton boyutuna indirgemesi var. İsterseniz 2021'in son vakası olarak onu da bir değerlendirelim diyorum. Isparta tabii tekil bir olay. Yani 2021 aslında onu da değerlendirmemiz tabii, gerekiyor. Isparta şöyle yani diyelim nedir bir takım AKP'nin, MHP'nin bu Alevileri inkar eden asimilasyoncu inkarcı kesimlerin anlayışlarını, zihniyetlerini, söylemlerini çok açık, net bir şekilde canlı yayında ortaya koydukları bir yerdi Isparta. Yani işte çimentoyu biz verdik. Bilmem buranın taşını biz verdik, işte şöyle hizmet ettik diye bağıra bağıra Pir Sultan Abdal dernekleri genel başkanı Gani Kaplan'ı kürsüden indirmeye çalışan o AKP'li belediye başkanı aslında AKP'nin zihniyetini orada bağıra çağıra ortaya koydu. Yani çok AKP'nin zihniyetinden, anlayışından, yaklaşımdan bağımsız bir tavır değildi. Oradaki o belediye başkanının, valinin böyle parmak sallayarak bak gidin indirin, indirmesini ise ben indiririm, müdahale ederim şeklindeki o tehditleri aynı zamanda devletin bugüne kadar Alevilere yaklaşımının Isparta'da bir kez daha sesli bir şekilde, görünür bir şekilde canlı yayınlarından kamuoyuna yansımasıydı. Başka bir şey değildi. Öyle okumak lazım Isparta'yı. Şimdi orada açık oldu ama bir sürü yerde hiç kimsenin duymadığı şekillerde de bunlar oluyor. Yani nedir? Devlet onu şunu yaptı. Ben sana çimento veririm, kum veririm, bilmem taş veririm, işte dozerlerimi gönderirim, şunu yaptırırım, bunu yaptırırım ama benim cemevim olur. Evet. Ve bana hizmet edecek bir merkez haline burayı dönüştürürüm. Yani bunu kabul edersinse ben burayı cemev olarak kabul ederim. Şimdi ikinci boyutu da Isparta'nın şuydu. AKP'nin bu yeni Alev Açım politikasının üstlerinden biriydi. Alevi açılımı devletin yine şu an AKP'nin özellikle sıkıştığı zaman başlatmış olduğu bir açılım şu an yine devrede biliyorsunuz. Yani nasıl ki Isparta'da işte devletin aynı zamanda belediye başkanının işte çimentosunu, elektriğini, şeyini biz çektik. Bizim istediğimiz gibi konuşup bizim istediğimiz gibi ibadet edeceksiniz. Anlayışı şu an hala sürüyor. Yani Alevilerin genel taleplerini, eşit yurttaşlık taleplerini değerlendirmeyip cemevlerini gezen bir danışman var, bir müsteşar var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müsteşarı şu an söylentiye göre 1500'e yakın Türkiye'de cemevini ziyaret etmiş ve ziyaret sadece bizden talepleriniz nedir? Yani yine bu talepler eşit yurttaşlık anlamında olan talepler değil, eksiğiniz, yediğiniz nedir? İşte çimentonuz, çatınız, kaloriferiniz, başka bir şeyiniz, bu anlamda bir gezme var cemevlerini. Bu da özellikle son dönemde konuşulan bir şey. Yani 2021'in şu döneminde de hala devam ediyor. İsterseniz 2021'i de Türkiye ayağını bununla kapatalım. AKP yeni bir açılıma hazırlanıyor. Yeni bir Alevi açılımına hazırlanıyor. Bu 1500'ün üzerinde cemevinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı insanlar ve hükümete yine bağlı gruplar şeklinden dolaşılıp ziyaret edilmesi, orada yapılan o görüşmeler AKP'nin önümüzdeki dönem gündeme getireceği yeni Alev Açım politikasının zeminini oluşturma. Yani bununla ilgili ciddi ciddi görüşmeler yapmışlar, değerlendirmeler yapmışlar, toplantılar yapmışlar ve AKP bu sefer daha güçlü geliyor, daha hazırlıklı geliyor ve büyük oranda da bu cemevlerini ikna etmiş.
geçmişte gerçekleştirdiği iki alev açılımı var AKP'nin. Yani oralardan da ders çıkartmış. Belli. Çok o şekilde örgütlemek istemiyor. Bu sefer tabandan girerek, taban örgütlenmesini geliştirerek, cemevleri içinde örgütlenerek, gerçekten oradan görüşler, öneriler alarak örgütlü bir şekilde bunu yapmak istiyor ve bu aynı zamanda Alev Hareketi'ni bölüp parçalama girişimi. Hı. Yani bu kadar cemevine sen gidip görüşme yapabiliyorsunsa en azından bu cemevler seni kapılarını açıp bu görüşmeye evet diyorsa burada AKP açısından bir olumlu gelişme var. Evet. Aleviler genelde şunu hep söylerdiler, bizim cemevlerimizin kapısı işte AKP'ye kapalıdır. Şimdi 1500'ün üzerinde cemevi kapılarını AKP'ye açıyor. Soylu'nun adamlarını açıyor, görüşmeler yapıyor ve AKP buradan çıkartacağı sonuçlarla yeni Alevi açılımını örgütleyecek. Bu cemevlerine yönelik ziyaret, ihtiyaç, mityaç ziyareti değil, o işin masal yönü. Esas bu ziyaretlerin ana amacı o. Yeni Alevi açılımının zeminini oluşturma. İkinci ana neden de şu, Alevi hareketini güçlü bir temelde bölüp parçalanma. AKP bu dolaşmalarını aynı zamanda yaratmak istediği kendi Alevi örgütlenmesinin de zeminini oluşturmaya çalışıyor. Kendi Alevilerini yaratmaya çalışıyor. Onun zeminini oluşturuyor. Yani bu politik yönelimin birkaç ana amacı var. Ama ana nedeni var ki saydım da bu amaçlar doğrusunda o kadar cemevi gezildi. Ve bu cemevlerin her birine saatlerce süren görüşmeler yapıldı ve bu görüşmelerinin bir kısmında zaten cemevlerin kendisi de kamuoyuna açıkladılar. Tek tek öyle ufak cemevler yok, büyük dergahlarda var büyük, bu, evet. Görüşmelerin içinde. Ama bu işin bilinen yönü, daha bilinmeyen noktada kimlerle ne görüşmeler var? Ne gibi pazarlıklar var veya ne gibi sözler onları var? Onları bilmiyoruz ama büyük dergahlarla da işte Karacaahmet gibi dergahlarla da görüşmeler var. Alevi hareketi bunu kesinlikle hafife almaması gerekiyor. Bu ciddi bir yönelim. Bu öyle sıradan bir açılım podcast da değil, bir koparma hareketi. Evet. Bir yeniden Alevileri şekillendirme hareketi. Alevi hareketini bölüp parçalama hareketi, girişimi, yönelimi, hamlesi. Buna göre tavır almak gerekiyor. Alevi hareketi aslında şunu yapabilir. AKP'nin ziyaret ettiği bu tüm cemevlerini ziyaret etme ya da bunların bir kısmını belirli yerlerde toplayarak bunlarla toplantılar yapma, görüşme. Bu çok önemli. Yani gerçekten tümden bizden kopup gitmemişse bu yönlü bir çalışmanın içine de girmek lazım. Şimdi Alevi düşmanlarının hamlelerini boşa çıkartmanın bir yolu da bu. Bu doğrultuda bu cemevlerine yönelik böyle bir hamle başlatılabilir. Evet. Yani bunlar işte diyelim belirli yerlerde İstanbul'dakilerle görüşmeler, hatta belirli bir yerlerde toplayıp Alevi hareketinin, Demokratik Alevi hareketinin yöneticilerine birlikte toplantılar yapma, gerçekten bunları aydınlatma, o noktadaki Alevi hareketinin genel yönelimini bunlara aktarma noktasında bir takım yönelimlerin içine girilebilirdi. Belki girilebilir yine. Böyle bir planlama vardır. Ama geç kalmadan bunu yapmak lazım. Yapılmadığı noktada da yine bir eksik yönümüz olur. Yine bir yanlış yönümüz olur bu. Yani düşman yöneliyorsa, düşmanın yöneldiği her noktaya Alevi harekette, Demokratik Alevi harekette yönelmesi lazım. Olabilir. Zaafın içinde olabilir. Bir takım sapmaların içine girmiş olabilirler. AKP'nin bir takım tezgahlarına düşmüş olabilir bazı cemevleri. Buraları bundan dolayı da direkt AKP'ye, MHP'ye terk etmemek lazım. Buraları kazanmak için merkezi düzeyde örgütlü, gerçekten koparıp alabileceğimiz, alabildiğinde de böyle geniş bir bakış açısından bir yönelimin içine girmek lazım. Böyle ele almak gerekiyor. Şimdi öbür iki tane Alevi açılımından çıkartılan dersler var. Koca koca Alevi hareketleri gidip o şeyin içine girdiler. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu katılmadı, reddetti. Hı hı. O açılımı doğru bulmadığını, bir oyun olduğunu söyledi. Ve tarih Konfederasyonu, ABKP'nin bakışının doğru olduğunu gösterdi. Şimdi de işte 1500 cemevi, bunun sayısı artabilir, eksilebilir ama belli AKP oralardan çıkarttığı o derslerle daha farklı bir tarzdan taban örgütünü yaratarak bir açılım hamlesini başlatacak. Bunun önünü doğmadan kesmek gerekiyor. Alevi hareketinin önünde bir
böyle bir görev var. Alevilerin, devletin, iktidarın gündeminde olması olumsuz anlamda da olsa bir olumluluk. Ama biz bu olumsuzlukları böyle nasıl olumluya çalışabiliriz? Bunun muzallesini vermek lazım. Evet, yani başkalarının oluşturdukları bir de gündemlerin peşine takılıp gitmeden öte kendimiz gündem oluşturmamız lazım. Nasıl oluşturabiliriz? Taleplerimizi ileri sürerek, taleplerimiz noktasında eylem yaparak, çalışmalar yaparak, sürekli bu taleplerimizi işte gündemde tutarak, yani bir hareket şöyle diri kalabilir, gündem oluşturabiliyorsa, kendi taleplerini sürekli gerçekten gündemde tutabiliyorsa, kitleleri o sıcak talepler etrafında yoğunlaştırabiliyorsa, bir araya getirebiliyorsa bir hareket diri kalabilir. Şura toplandığı zaman Alev Hareketi zorunlu din dersleri talebini tekrar alanlardan yükseltebilir. Evet. Alanlar şu an Türkiye'nin alanlarında kitlesel eylemler yapılıyor. Öğrenciler yapıyor, kadınlar yapıyor, işte, emekçiler yapıyor. DİSK yaptı, Kartal'da yaptı. Evet. Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi miting yaptı. Evet. İYİ Parti yaptı. Yani şimdi şurada Kur'an'ın 4. 6. sınıflarda ders olarak okutulması tartışılıyor. Eğitim şurasında. Evet. Ve sen zorunlu din derslerinin kaldırılmasını talep ediyorsun. Böyle bir süreçte yani o iki basın açıklamasının dışında yaptığın doğru dürüst bir eylem yok. Şimdi böyle bir durumda senin düşmanların seni ciddiye almazlar. İki, Diyanet. Diyanet kapatılsın diye durmadan sosyal medyada afiş çıkartıyorsun, afiş paylaşıyorsun. Diyanet'e 7 bakanın bütçesinden daha çok bütçenin verildiği, bütçenin parlamentoda görüşüldüğü bir süreçte parlamentoda aleyh milletvekillerini, CHP içindeki, HDP içindeki bizi destekleyen milletvekillerini yanına alıp bir basın toplantısı böyle örgütlemiyorsun. Çıkıp parlamentonun önünde ya da ne bileyim çeşitli bakanlıkların önünde bütçe hakkı işte eşit yurttaşlık hakkıdır şiarıyla ya da Diyanet'e değil bilime, eğitime eşit yurttaşlık eşit bütçe evet. Bilime, Diyanet'e değil layık, demokratik, bilimsel eğitime bütçe, evet. Sağlığa bütçe şeklinde şiarlarla eylemler yapmıyorsun. Bu tür şiarlarla eylemler gerçekleştirmiyorsun. Şimdi neyi bekliyorsun? Yani burada da şunu deme şansın var mı? Pandemi var. Da ondan yapamadık. CHP Mersin'de miting yaptı, şeyde miting yaptı. Öğrenciler Ankara'ya şey etti ve şimdi bunu yapabiliriz. Ve baktığında ne bütçeye karşı gerçekten ne bu şurada, eğitim şurasında o 4-6. Sınıflarda Kur'an ders olarak okutulmasına karşı Türkiye Alevi Hareketi'nden eylemsellik düzeyinde en ufak bir kıpırtı yok. 2021 yılı Türkiye Alevi Hareketi açısından bu noktada da olumlu geçmedi. Evet, mücadele anlamında yani. Bu bir programa sığılmaz anlatılması. Sayın Subaşı, 2021 yılı Türkiye'de Aleviler ve Alevi Hareketi'ni konuştuk. Şimdi gelelim Avrupa'ya. Evet, Sayın Subaşı, 2021'i anlattık. Özellikle Türkiye'deki Aleviler ve Alevi Hareketi'ni. Gelelim Avrupa'ya. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu nezdinde, özellikle de yine Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu nezdinde 2020'nin yine son günlerinde alınmış bir halk var. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun kamu tüzel kişiliği hakkı tanıdı. NRW bölgesinde biliyorsunuz, Kuzeyren-Vestfalya bölgesinde. Ve 2021'de de bu haklar devam etti. Önce Rheinland-Pfalz eyaletinde gene bu hak alındı. Ve en sonunda bundan bir hafta önce, iki hafta önce sanırım Schleswig-Holstein eyaletinde bu hak alındı, kamu tüzel kişiliği statüsü. Avrupa hareketine de buradan başlayalım, 2021 değerlendirmelerinize. Sevgili Kabakçı, Avrupa Alev Hareketi 93 Sivas katliamından sonra o kitleselleşmesinin ardından özellikle yeni bir program yaptıktan sonra demokratik bir çizgide yoluna devam etti ve gerçekten örnek alınması gereken bir hareket. Aleviler açısından hem dik duruşuna böyle sallanmadan hem kazanımlar noktasında çok başarılı bir mücadele yürüttü. Örnek alması gereken bir mücadele yürüttü. Ve bundan dolayı da hem o dik duruşundan hem elde ettiği kazanımlarından yürüttüğü başarılı mücadeleden dolayı hep Türkiye devletinin özellikle de AKP iktidarının hedefi oldu.
İşte en son Kamo Tüzel kişiliği de elde edilen 2000 bundan önceki yıl. O da Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni, AKP iktidarını, Diyanet'i, Doğu Perinçek Çetesi'ni, MHP'yi, bu kesimlerin hepsini çok ciddi düzeyde rahatsız etmişti. Yine Hamburg'da, Bremen'de, başka eyaletteki hak eşitliği anlaşmaları, aleylik dersleri, birçok kazanımda da benzeri tepkileri bunlar göstermiştiler. Ve en son elde edilen hak kazanımları da ciddi düzeyde bunları rahatsız etti. Her fırsatta da bu dik duruşundan, bu başarılı muzallesinden elde ettiği kazanımlardan dolayı AKP iktidarı, özellikle AKP'nin başındaki Tayyip Erdoğan, Alev Hareketi'ni, Alev Hareketi'nin yöneticilerini hedef alıyor. Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki bir sivil toplum kuruluşlarındaki bir buluşmada Alisiz Alevliği dile getirmesi, Almanya Alev Hareketi'ni, Almanya Alev Birlikleri Federasyonu'nun işte Alman Devleti'nin güdümündeki bir Alev örgütü olarak göstermesi, yani böyle bir iftirayı dile getirmesi ve buna benzer bir takım söylemlerden yine hem ABP'yi hem Avrupa Alevi Hareketi'ni hem de yöneticilere hedef aldı. Eğer gerçekten ABP, Konfederasyon, Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin, Diyanet Çetesi'nin, Doğu Perinçek Çetesi'nin, Faşist MHP'nin önünde eğilip bükülseydi, onların o dayattığı ölçüler içinde bir alevilik yapsaydılar, hiçbir sorun olmazdı. Hatta bir biçimde Diyanet gibi, işte siz de gidin bizim adımıza çalışın evet, şeklinde bir yaklaşımdan, bu yapılarından da bir bağlantı içine girerdiler. Pandemiden dolayı 2021 yılında Almanya'da da çok önemli şeyler, Avrupa'da da Alev Hareketi çok böyle önemli ses getiren kitlesel eylemler yapamadı. 2022 yılında Alevi Hareketi, Alevi toplumu açısından kazanımlarla dolu bir yıl olmasını ben diliyorum. Birliğimizi güçlendireceğiniz, eşit haklar muzallemizi alabildiğine yükselteceğiniz, Türkiye'deki haklarımızı da elde edeceğiniz bir yıl olmasını umut ediyorum. Bunu diliyorum. Örgütsel birliğimizi tüm gücümüzden korumaya devam edin. Yolda evet, birlik olanlar aşk olsun. Evet Sayın Subaşı. Umarım 2022 yılı Aleviler ve Alevi Hareket açısından olumlu gelişmelerin olacağı bir yıl olur. Temennileriyle ve aynı zamanda bu temennimizle mücadeleyle tabii ki büyütmemiz gerekiyor. Bu anlamda ben de size teşekkür ediyorum. Evet değerli Yön Medya izleyicileri, 2021 yılı ve Aleviler Alevi Hareketi'ni bugün Sayın Subaşı ile birlikte değerlendirdik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.